Cumhurbaşkanının bu Bin Market Tarım Kredi Kooperatifi mağazası çözüm olur mu? Kılıçdaroğlu'nun enflasyon konusundaki eleştirilerine siz ne diyorsunuz? Hissedilenle açıklanan arasında evet, bir fark şimdi, var mı yok mu? Şimdi önce hükümetin bu yüksek fiyatlar ya da fahiş fiyat diye tanımladığı ama bana göre fahiş olmayan doğal akışı içerisinde yükselen bu fiyatlar için bir şekilde market açarak veya tanzim satış mağazaları açarak 1000 olabilir, 1500 olabilir. Ya da zabıta önlemleriyle gelip etiketleri kontrol ederek sonuç almak mümkün değil. Bu Osmanlı döneminde bile yapılmış bir şeydir bu. Zabıta yöntemleri vesaire vesaire. Sonuç alınamamıştır. Burada mühim olan maliyet enflasyonunu engellemektir. Maliyet. Biz veya hükümet sondan başlamak istiyor. Tüketici enflasyonunu, manşet enflasyonu denilen tüketici enflasyonunu kontrol altına almaya çalışıyor. TÜİK'in oyunlarıyla vesaire vesaire. Fakat bu sonuç getirmez. Çünkü maliyet enflasyonu yüksek. Peki maliyet enflasyonu işte %44 civarında şu anda yıllık. Hatta 45 civarında bir maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonu dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Üretici enflasyonu. Üretici enflasyonu. Peki üreticinin demek ki girdileri bir şekilde artıyor. Peki Türk ekonomisine baktığınız zaman tarım hocam ve imalat sanayi. Bakın tarım ve imalat sanayi. Büyük buradan ölçüde büyük ölçüde dıştan ithalata dayalı sektörlerdir. Dıştan ithalata dayalı sektörlerdir. İmalat sanayi için bir şey söyleyeyim. Şu anda ona girmeyeceğim ama sadece tarım için konuşalım. Mazot yani enerji, petrol vesaire. Elektrik, su, sulama vesaire onlar için hepsi kullanılıyor. Tohum, gübre, sonra ulaşım. Hepsi. Yani ulaştırma. Şimdi hepsi ithalata dayalı büyük oranda %75, %80 seviyelerinde ithalata dayalı. Bir de bunun üstüne üstlük ithalata dayalı olduğu için döviz kurlarına çok hassas. Peki ithalata dayalı olduğuna göre o zaman sorumlu pandemidir, sorumlu hükümet değildir, iktidar değildir denilebilir mi? Hayır, hayır. Şimdi oraya geleceğiz. Tamam. Şimdi oraya geleceğiz. Yani siz bir ülkeyi yönetim olarak aldığınızda bu olayı değerlendirmeniz lazım. Tarımın gelecekte dünya beslenme, dünya sorunları işte iklim değişikliklerinden tutun da bir sürü şeye kadar tarımın ve tarım ekonomisinin en önemli sektör olduğunu anlamanız lazım. Buna uygun süreçler başlatmanız lazım. İktidar tarım politikaları mı eleştiriyorsunuz? Şimdi iktidarın tarım politikası oldu mu? Hayır. Olmadı. Peki ne yapmalıydı veya ne yapabilirdi noktasından olaya bakalım. Biraz önce söylediğim gibi maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının büyük ölçüde ekonomik yaklaşımı, yani ülke ekonomisine olan yaklaşımı borçlanma, ithalat ve istihdam yaratmayan, üretimi çok bir büyük oranda artırmayan veya hiç artırmayan alt ve üst yapı yatırımlarına kaynakları aktarmak oldu. Yani bir anlamda imalat sanayine ve tarım ekonomisine yatırım yapacağı yerde veya yatırımları buraya yatırım yapanları aşırı miktarda teşvik edeceğine betona gömdü kaynakları. Bu sözümü altına hemen doldurabilirim. Sadece Türkiye'deki 5 müteahhitlik firması 2002'den yani bu iktidarın gündeme geldiği günden bugüne kadar 2020'ye kadar dünyada en çok müteahhitlik hizmeti nedeniyle para almış ve kaynak kullanmış. Kamudan kaynak 5 kullanmış. Kamudan. Tamamen kamudan. Tamamen. Ne kadar biliyor musunuz toplam? Burada önümde duruyor verebilirim tek tek. Beşininkini. Ki bunlara 3-4 tane daha eklemek mümkün. 204 milyar dolar. Ama neler yapıldı onlarla? Bir dakika şimdi. Oraya geleceğim. Hayır, onları da söyleyin ama lütfen. Şimdi
konuyu da istersen konuşuruz. 204 milyar dolar buraya yatırıldı. Şimdi siz tarımın hassas olduğunu fark eden, şey yapan bir iktidar olsaydınız yapmanız gereken şey neydi? Planlı bir tarım ekonomisine geçişi sağlamak durumundaydınız. Anlatabildim mi? Bir tarım üretim altyapısı, bunu oluşturmak zorundaydınız. Tabii bunu yapmak mümkün değildi. Çünkü devlet planlama teşkilatını çoktan kapatmıştınız. Hocam siz yapmayın ya. Hocam devletçi ekonominin şeyi devlet planlama teşkilatını bakanlığa çevirdiler. Bir dakika. Hasan şimdi Bey, de Cumhurbaşkanlığı başkanlık düzeyinde. Hasan Bey, konuşmamı saptırma lütfen. Tabii, hayır, konuşmamı saptırma lütfen. Biliyorsunuz devlet planlama teşkilatı kapanmadı. Bakanlık düzeyine çıkartıldı. Daha lütfen, sonra da şimdi lütfen. Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde başkanlık. İkisinin arasında dünya kadar fark var. Evet. Şimdi böyle bir düşünebilen, geleceği öngörebilen bir iktidar geçilmeyen köprülere, geçilmeyen tünellere, geçilmeyen şeylere, var olan aslında imkanlar genişletilerek halledilebileceği halde başka yerlerde devasa projelere para yatırmak yerine ne yapardı biliyor musunuz? GAP'a yatırım yapardı. GAP bugün ayrıntılarına girmeyeceğim. Bir sürü baraj, üzerindeki barajlar ve hidroelektrik santralleriyle beraber Türkiye'nin en büyük projelerinden biridir. 1979'lu yıllarda başlatılmış bir projedir. 2007-2008'lerde Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Ben gayet iyi hatırlıyorum. Güneydoğu'ya veya güneye gittiği doğuya gittiği bir yer, şehri hatırlamıyorum. GAP bu projeyi 2009'a kadar tamamlayacağız dedi. Ben gayet iyi hatırlıyorum cümleyi. O günden sonra bir çivi dahi çakılmadı. İki tane baraj yapılmıştır ya Fırat üzerine ya şu anda aklımda kalmadı. İki tane baraj yapılmıştır onun dışında. Şimdi GAP'ın şu andaki durumunu ben size söyleyeyim. Elektrik enerjisi açısından, hidroelektrik enerjisi açısından %70'i tamamlanmış durumdadır. Ama sulama açısından %30'lardadır. Sulama açısından. Halbuki yapılmalıydı. Sulama açısından. Eğer bu proje tamamlanmış olsa 18 milyon dekar sulama tarımının yapılabileceği bir imkan ortaya çıkacak. Ve 4 milyon civarında insana istihdam sağlayacak. Sağlayabilir. Türkiye'nin bugün en önemli sorunlarından biri işsizlik. Anlatabildim mi? Ve bu şeyi tamamlayabildiğiniz takdirde biraz önce söylediğim gibi bir ihracatçı, tarım ihracatçısı ama ciddi manada bazı şeyleri ihraç ediyor olabiliriz ama bu rakam Türk ekonomisi açısından baktığınızda mesela bir Hollanda küçücük yer 140 milyar dolar yıllık tarım ürünü ihracatı var. Tarım ve üretim arttırmamız ve Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Tarım ekonomisi altyapısını oluşturmuş, taşımayı ve ulaştırmayı bir dijitalize etmiş, ihracatı dijitalize etmiş. Onu devlet bir merkezden veya kurumlar, o sektörlerin bir araya gelerek oluşturduğu kurumlar bu işi devam ettiriyorlar. Türkiye'de de devletin yapması gereken aslında bu. Yani tabanda, yani sahada bu şeyleri oluşturduktan sonra planlamayı, üreticiyi ondan sonra üreticiyi desteklemek zorunda. Üreticiyi destekleyecek. Gerçi bakın mesela şu anda yılını hatırlamıyorum ama yine bu hükümetin çıkardığı bir yasa var. Bu yasaya göre gayri safi milli hasılanın yıllık %1'inin çiftçilere ayrılması lazım. Fakat %0.5'i bile ayrılmıyor. Peki.